Evet, merhabalar. Video çekmeyi çok özledim. Sizlerin güzel güzel yorumlarınızı çok özledim. 10-15 gündür video çekmiyorum. Doğubayazıt'te bekliyorum. Burada Murat abi mekanındayım, çalışıyorum. Şu an 11 gündür buradayım. 10 gün daha kalacağım. Ondan sonra ayın 4'ü olacak. Bizim bu sonuç mahkeme gelecek. Şu anda sizinle konuşuyorum. Sabah saat 7.30. Sabahları buranı ben açıyorum. Geliyorum. Yani iş ne olsa yapıyorum abi. Garsonculuk, mutfakta çalışmak, temizlik, hiç fark etmiyor. Taştan yumuşak ne olsa hem yiyerek hem çalışarak. Hiç sıkıntımız yok. Şu an kahvaltını hazırladım. Bir gelin bakalım burada neler var. Anam. Kahvaltıları bu yerin self servis. Yani açık büfe. Otlu peynir, kaşarlı, yuvarlak peynir, top peynir, zeytin otlu, içinde biber, teşkilat, zeytinli, orası burası, şokolata, unuttum ya, hadi boş ver. Tereyağı, peynir, otları, zatları, neneleri, kavunu, karpuzu böyle yapıyorum. Pekmez, bütün çeşitler, ballar burada var. Yukarıda da helva, haşlanmış yumurta, domatesçi. Burada patates haşladım bugün. Patates. Buraya başka malzemeler koyuyoruz. Bir iki gündür koymuyoruz. Pazar günleri daha kalabalık olanla koyuyoruz. Böyle açık büfe harika bir güzel görüntü. Sabahları geliyorum. Çay makinesini yakıyorum. Espresso makinesini yapıyorum. Yani yapıyorum dediğim... Ah şimdi yandı. Ah şimdi kapandı. Çünkü su kaynayıp ya ona hatı şey. Çaylayda anam %100 kaçak yapışır geçsin. Murat abim bu mekanı acayip bir yer. Yani Doğubayazıt merkezde geçen videoda da söyledim. Doğubayazıt merkezde hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Küçücük fıstık kadar bir şey. Sokaklar karmakarışık, kalabalık, zaten değil. Hiçbir şey yok yani dedim. En güzel manzarası Doğubayazıt sadece burası. Niye? Çünkü rakam yüksekte olduğu için 1300-1400 civarı olduğu için zirveden şehir çok güzel gözleniyor. Arada buradan böyle bulut çıkıyor, güneş çıkıyor, feci bir görüntüsü var. Bu arada da burada bir tane tarihi yer var. Buraya bir sürü Rus geliyor, Avrupalı geliyor, turist geliyor. Şurası. Sultan. Hadi bakalım gene kaldı. Beyin gitten tam böyle bir. Sultan Selim, yok Sultan Salih. Birazdan adını yazarım videonun altında. Gerçekten adını unuttum. Doğubayazıt'ın en tarihi yeri burası. Bir tane de buradan bir kilometre ileride şu tarafa doğru Nuh'un, Hazreti Nuh'un gemisinin ottuğu yer var. Yani bu noktada da daranıptı. Böyle büyük devasa bir çizgisi var. Onu da resmin birazdan koyayım bakarsınız. Hadi bir kaçak çay içelim. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra... Çocuklar birazdan gelir. Çocuklar saat 9.30-10 geliyorlar. Ben akşam saat 8 gidiyorum. Sabah 7'de geliyorum. 6.30-7 geliyorum. Kahvaltıları hazırlıyorum. Orada saat 9.30-10'da gelip gece saat 11-12'de geliyorlar. Öyle. Burada da bütün yemeklerden var. Yani sabah kahvaltı veriyoruz saat 12'ye kadar. 12'den önce kahvaltını topluyoruz. Pizzolar, rizgara, tavuk şiş, tavuk rizgarası, köfte, Adana kebap böyle bir şeyle hafiften geliyor. Nargile var, nenem, oh mis gibi. Evet, bugün kahvaltıya pasta yapacağım, pasta. Pasta bizim dolapta çok var. Buranı arada bir kiralıyorlar. Mesela 2-3 günden bir doğum günü var burada. 2-3 günden bir mezuniyet var burada. 2-3 günden bir askere gidip askerden gelip, bilmiyorum hına var, bilmiyorum böyle bir hikayeler oluyor burada. 10 günde bir. Ben buraya gelenden 2 kere mezuniyet oldu. 1 kere hına oldu. 4-5 kere pasta oldu. Doğum günü oldu. Doğum gününde pastasını bu kadar alıyorlar. Şu kadar yiyorlar. Şu kadar seçe midesi gibi. Küçücük mide. Şu kadar pasta alıyor bir de dolapta. Mezuniyet. Mesela bu akşam burada mezuniyet var. Arada kiralıyorlar. Doğum günleri 1-2 saat oluyor. Mezuniyet 4-5 saat 6 saat oluyor. Böyle orkestrat geliyor. Bir sürü şarkı markı döhül mühül çok güzel oluyor. Bayağı eğlenceli oluyor. Bayağı arada da ben bir içine gibi böyle bir hala çekiyorum. Serçopik kek için. Çok güzel oluyor. Bu mezuniyet bu akşam da var büyük ihtimal burada. Ondan sonra güzel meylen ya. bu kadar. Çaya bak. Kaç açık. Bir bardağı nasıl alım ağzıma çabuk. Hadi bakalım. Yemek siparişi geldi. Köfte yapıyorum. Yanımda bir tane tavuk şiş. Köfteye ne ekledim? Bir tane yarım biber, yarım soğan, biraz da maydanoz. Küçük küçük yaptım. Ondan sonra ezdim. Köfte şeklinde çıkarttım, attım rüzgarıya. Burada da bir tane demir tabak ısıtıyorum. Şimdi birazdan bak neler yapacağım. İyi ki açılmadılar. Bunlara biraz kuru çörek vurdum. Kuru çörek dediğim yani şu. Kuru çörekten biraz lavaş vurdum. Ona artık açılmadı. Burada pişti. Burada abi aldın mı? 2 dakika işi var. 2 dakika. Az kaldı. Burada abi 3 tane yeter mi? Yeter abi, zaten porsiyonları büyük ya. Nasıl oldu? Şey, kalın ya, büyük vurdu köfteler. Yani ince ince de küçük değil. Ha tök. Az tök. Tök. Ha yeter. Yeter kız. Öyle yok. O yüzden bir turşu getir. Salatalık turşusu. Bir tane böyle kes. 4 tane etrafına koy. Bunu koyma bayrağı şu an. Bir tane, 3 tane de siyah zeytin koy ortasına. Biraz da nar eşkisi tök. Bitti bu iş. Hadi. Onları kes. Böyle uzun. Uzun kes, uzun. Yandan kes. Bir tane böyle 2 parça küçük limon, 3 tane zeytin, nar eşkisi, bitti. Bayrağı istersen böyle. Şöyle. Aynen. Bayrağı da böyle ortasına basarsın. Böyle yok, yeter kız, yeter. Al 3 tane yeter, tamam. Tamam, bitti, koyma, yeter. 3 tane de tamam. Siyah zeytin koy ortasına, bitti. Nerede? Nar eşkisi de bas. Tabağı buna ısıttım bak. Gördünüz mü? Bu da soğan. Bu da biberi gönder. Anam biber küçük yedim. Ah. Şimdi köfteler gelecek bunun ortası. Şimdi bu tabak sıcak olanda köfteleri böyle koyuyorum. Aa! İyice pişiyor. Nasıl? Görüntü harika. Üstüne bir lavaş, bitti bu iş. Geldik. Bu da domatesi. Bekle. Bu da soğanı. Bekle. Bu da biberi. Bu da lavaşı. Hah. Hadi bakalım gönder. Afiyet olsun. Git. Muhammed'im git. Başka daha bir sipariş geldi. Kuzu pizzola. 1, 2, 3. Bir de bir tane dana şiş geldi. Şimdi bunlara sos ekleyeceğim. Sosu ne bunların? Şimdi onu da söyleyeceğim. Tuz döktüm dibine. Biraz da soya döküyorum. Biraz da zeytinyağı. Karıştıracağım. Ondan sonra rızgarıya devam. Zeytinyağını da ekledim. Şimdi bunu karıştıracak. Soya, tuz. Bunları çöp şişe vurdum. Daha güzel oluyor. Demir şişe vuranda kötü oluyor. Ah. Lavaş al Muhammed. Ekmek götür, lavaş da yemeğin üstünde gönderirim. Taze ekmek var. Taze ekmek oyda var. Şeyin üstünde, poşetin içinde. Evet, çöp şişleri böyle. Bir tane bu ekleyeceğim şimdi. Biraz ısınsın. Bu da böyle çıtır yanıyor. Sıra geldi personel yemeğine. Personel yemeğinde de et, soğan kızartıyorum. Yeşil biber. Bir de burada pirincim var. İran pirincileri harika oluyor abi. Felaket çıkıyor. Biraz da salça koyarım. Mehmet Hoca salçası olmaz ama gene idare ederim. Çocuklar değil, kuru yemek istemiyoruz. Sulu yemek yap. Ben de sulu yemek yapıyorum. Bir su ekledim. Patates dolapta, dondurucuda. İran pirincilerin altına gazmak sereriz biz. Gazmak. Yani lavaşı sereriz. Şimdi kıpkırmızı bir pirinci tökeceğim üstüne. Kıpkırmızı bir gazmak çıkacak. Tarkan bu ne? Abi bu bir tane bez, tamam mı? Demkeş yaptım bunlar. Demkeş yani pirincin buharı. Bunun içinde pişir. Buharı dışarı çıkmıyor. Altınla böyle hafifçe kıstım. Yanıyor mu? Yanıyor. Şimdi birazdan mumu vücudunu elleyeceğim suyla. Tısılladı, bilgi pişipti. Şimdi bak kazmak nasıl olacak. Çok pahalı. Sosumuza hazır oldu. Şimdi patates ekliyorum. Sos hazır. Bu işler böyle. Tam 2 saatli mutfakta pişiriyorum. Ay rızgara, ay şiş, ay tavuk, ay et çıktı dışarı bir havalık. Manzaraya bak ya. Sakin. Tam benlik. Dağın ucunda ses yok, vır vır yok, tırtır yok. Harika bir yer. Ben eski zamanlar mutfaklarda çok çalıştım. Uzbek mutfaklarında çalıştım. İran kebap, binap kebabı aynı Adana kebabı gibi meşhur bir yer. Orada çalıştım. Azerbaycan'da mutfaklarda çalıştım. Rusya'da İtalyano pizzada çalıştım. Africano, Cannibale, Margarita, Chano bir sürü mutfaklarda çalıştım. Ona hatır bir de yalnız büyüdüğüm için, tek başıma büyüdüğüm için bütün yemekleri çocukluğumdan beri böyle öğrendim. Kendimi yapmak için, kendimi doyurmak için bütün çeşitleri öğrendim. Böyle menemende gözü kapalı yaparım. Buraya sabahları kahvaltı geliyor. Menemen istiyorlar. Sucuk yumurta bir de normal yumurta istiyorlar yağ tereyağında. Menemen yaptım. Sana bir şey diyeyim ya. Adam dedi bir tane daha menemen yap. Diğer şeyleri ki böyle servis alıyorlar açık büfeden. Baldan, kaymaktan, oradan, bundan, zeytinden. Hepsini iptal etti. Bir tane yedi menemen. Dedi bir tane daha menemen yapın bana. Bunları da iptal edin istemiyorum. Öyle bir yaptım. Dedim abi ben çadırlarda gece gündüz menemen yapıyorum. Gözünü seveyim. Menemeni gözü kapalı yaparım. Gözü kapalı. Öyle lezzetli yaptım. Murat abi her gün kahvaltıya menemen istiyor. Tarkan menemen yap. Abi bittim ya, gözünüzü seveyim. Böyle buradayız. Bir tane plan var. İran'dan, Azerbaycan'dan 12 tane pisketçi geliyor. Pisketçi. 6 tanesi kadın, 6 tanesi erkek, 5 tanesi erkek öyle. Geliyorlar. Otobüsünden geliyorlar. Van'a. Van'dan giderler gemiyle Tatvan'a, feribolunan. Tatvan'dan Van'a doğru bir kere daha bisikletine gelirler. Yani Van turun etrafını bir turluya açıklay. 9 günde yazıyorlar Instagram ile mi? 4 tanesi benim en kaliteli arkadaşlarım. Yazıyorlar İsrail'e sen de gel Doğubayazıt'tesin, gel bir görelim seni, gel. Arada çok mesafe yok, 150 kilometre mesafe var. Büyük ihtimal onlarla gidip bir 5 gün zaman geçireceğim. 5 gün beraber olacak. Hiç bilmiyorum. Hele bir 2-3 gün geçsin, ola bir gelsinler. Bakalım. Belki onlardan bir 5 gün turladım. Hadi bakalım içeriye gidelim. Dışarı soğuk. Burada rakam yüksek olduğu için bir de Doğubayazıt olduğu için Ağrı Dağı'nın soğuğu feci vuruyor buraya. Hadi içeriye gidelim. 2 tane Rus bu gece burada kalacaklar. Rusya'dan geliyorlar. Motorları acayip aldılar. Gittiler aşağıdan alkol alalar. Yani 2-3 tane bire bu gece burada kalacaklar. Ana manzaraya bak, süper. Bizim bu yukarısı otel. Şurası. Şura başa baş otak. Otel. Aşağısı da restoran. Anlaştık. Bu gece burada kalacaklar. Fırat Ağbaşra'ya gitmişti. Aradım, dedim abi 2 tane Rus var. Bu gece burada kalacaklar. Her gecesine 3000 TL'ye anlaştım bireleriyle. Yani 2 gece kalacaklar. 6000 TL. View perfect. Good. Okay. Manzara süper. Şuradan. Şuraya doğru istiyorlar. Dediler bu manzaranı görmek istiyoruz. Ben de tam bu otağı verdim. Yani. Şuranın. Dedim burası perfect. Okay. Oh my god. Come on baby. It's fine. It's fine. Ruslara çok güzel bir yemek yapıyorum. Dedi abi canın ne çekiyor yap. Dedim tamam. Geliyorum, bekle. Nasıl abi? Belene çöp şiş vurdum. Acayip. Evet, savaş başlandı bu saniyeden itibaren. Burada mazumiyet oluyor. Böyle üniversiteni bitirimler. Hadi bakalım. Bak bak. Buradayım. Ben gelenden buraya 2. mazumiyet. Gel. Tilki ya, gel. Atıyorum, gel. Hadi bak. Pişt. Hadi göt git. Hadi. Gene vereyim mi? Yiyor musun? He? Hadi Muhammed, bir tane de gelse. Bir tane götür Muhammed. Kedi de geldi. Hadi bakalım şimdi kedini bir de paramparça eder. Kedi saldırmıyor. Yok ya, tilki onu var ya yer. Yok ki. Paramparça eder onu ya. Hadi Muhammed, kümük getir. Getiriyorum. Ya hayvan acıkıp ya mutfağa giydi ya, mutfaktan kaçtı dışarı. ver. İstersen gel girelim, içeri gelsin. Gel bakalım. Gel. Gel kümik. Kedi sen boş ver oğlum, parçalar seni. Ne miyav oğlum, yürü. Hadi gel. Bak kedi şişiyor onu saldırıyor. Hayvan acı ya. Ya tilki başka bir hayvan. Gitti ya, gaynet oldu. O yine gelir. Gene gelir, alıştı. Sen ne diyorsun oğlum? Yürü çık. Oğlum sen doymadın mı? Oğlum ne kadar yiyorsun ya? Gel. Zaten gelip elimden alıyorsun. Şimdi kaçıyor. Gel. Gel kokma. Çık. Gel buraya. Gözlere bak ya, pırlanta gibi. Hah. Nasıl yiyor ya hayvan? Ya bu kümikler senden daha büyük. Nasıl yiyorsun yollar? Ye. Oğlum kümikleri nasıl... Bak ya, toz gibi eziyor ya. Yemin ederim bunun ağzında, çenesinde ne güç var ya bu hayvan. Cem. Oğlum sen tilkiye cedisen, tilki seni var ya parçalar, anladın mı? Vahşi bir hayvan. Yeri sıcak, yemek yiyor, halının üstünde yatıyor. Oo. Hayat buna güzel ya. Tilkin yanına gidiyorsun demiyor musun? Ortalık karışar aniden. Hı? Sen ne? Hı? Oğlum bir ağız atsa var ya senin ortalığın karışır. Sen ne? Gece gündüz salam yiyor. Halının üstünde yatıp bak. Sabahları geliyor miyo aç kapını. Ha, açtık git. Hep arkanda benim gezersen mi böyle? Oğlum yeter ya, gözünü seveyim, bırak benim peşim. Abi bunu ben bir sevdim, bir yemek verdim buna. Buraya gelenler var ya, Murat abi, Tarkan, bu ne ya, gözünü seveyim. Salonun ortasında geziyor bak. Bak koşu da geldi bak. Ne istiyorsun oğlum? Hı? Yeter oğlum, yeter. Hadi. Çık dışarıya, yeter artık. Oğlum yemek yedin, benden daha kilolusun. El ayağımın altında kalacak ha. Bak, hep böyle geziyor. 5 gündür bu devasa salonda yiyor, içiyor, yatıyor. Ortalık karışık. Gel gidelim. Bak gördün mü, ısırdı. Kedi böyle ha. Köpek böyle değil. Bak. Sırdı. Niye ısırıyorsun? Oğlum 5 gündür ben sana yemek veriyorum. Gel geliyorum hadi. Gel hadi gel. Şut. Gel hadi. Evet geldik. Şu anda saat gece saat 12. Geldim hemen bir saça başa bir su vurdum. Elimizime bir su vurdum. Bayağı yorulduk ya. Bu mezuniyet günleri çok yoruluyorum. Ya masaların yerini değiştir. Bilmem orası burası. Neyse geldik. Burası çok soğuk şu an. Feci soğuk. Feci de bir rüzgar var akşamdan beri. Bayağı oynadık, bayağı eğlendik, bayağı yedik. Bayağı güzel bir şey oldu. Günümüz de böyle geçti. Video çekmiyorum bir 10-15 gündü. Dedim bir sürü mesaj gelip güzel güzel insanlar, güzel güzel arkadaşlar. Bir sürü mesaj yazıp Instagram'da neredesin, yaşıyor musun, öldün mü, şöyle böyle bir haber oldu mu, sana ne oldu dedim bir video çekim. İnşallah bir 10 günden sonra bakalım neler oluyor. İnşallah güzel haberler alak aynı 4'ünde. Buradayız. Bir 10 gün daha Muğla'da bisiklet sürmeyi çok özledim. Bisikletim de yanımda o parçada saklıyorum. Bu arada Ferdi bana arkadaşım var benim. Tekirdağ'da. Bana çok güzel bir müzik düzenleyip aldım. Tarkan bu benden sen olsun şöyle böyle. Onu koyacağım birazdan, çok tatlı yaptı. Sağ olsun kanalın linkini de koyuyorum. Kanalın linkini onunla videoları izleyin, abone olun, çok güzel bir şey. Çok güzel bir arkadaşım. O da Türkiye turunda. Bir tane daha arkadaşım var. Ondan da bir yad edilen. Ümit adında bir arkadaşım var. Muğlalı. Kesin tanıyorsunuz. Türkiye'den İran'dan Pakistan'dan şu an Afganistan'a geçip bisikletine geliyor. Canım benim Ümit, baş tacısın, seviyorum seni. Fotoğraflarını koyuyorum, YouTube kanalının linkini koyuyorum. Kesin bir abone olun, kesin bir yorum yapın. Yani emir vekil etmiyorum. Bende emir vekil yok abiciğim. Canınız nasıl çekiyor? Bende bir huy bay, elimden gelen yardımın kim oluyor olsun, YouTube olur, normal insan, dışarıda, içeride, orası, burası, hayvan, insan fark etmez. Elimden gelen insanlara, seven insanlara her zaman yad ediyorum ve her zaman böyle arıyorum, soruyorum nere. Ümidenin en az haftada 2 haftada ufuk var ya, yaramaz ufuk. Ondan büyük şende beraber bir görüntülü arıyorum, konuşuyorum. Şu an Afganistan'da canım benim. Buradan selam ediyorum. Çok da yanında bir güzel, acayip bir tatlı bir köpeği var. İran'dan almıştı onu. Linkin kanalın linkini koyuyorum. Kesin ona da bir abone olun. Canımsınız. Buraya kadar kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Arada bir video çekerim. Olmasa arada bir canlı yayın açarım. Böyle. Buradayız. Bakalım ne olacak. Hikmet, kısmet bizimki de böyleymiş. Bazı dosyalar hizli öne geçiyor. Bazı dosyalar böyle uzun sürüyor. Siz anladınız ben ne dediğimi. Yani adamın olsa çok güzel her şey halloluyor. Ya adamın olacak ya paran olacak. Bence bu. Bizim de Allah'ımız var. Hiçbir zaman korkmuyoruz ve hiçbir zaman bu şeyimizin peşini bırakmadık. Ben de suç olsaydı şimdi bu 3 yılda bu avarelığın ortasında 1000 kere sınırdan çıkıp gitmiştim. Suçum yok, ona hatir bizim de Allah'ımız var. İnşallah bir şey olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz, canlısınız. Hadi bakalım, hoşçakalın.